Okay, so last time we did so-called Jensen inequality, which tells us that if we have a convex function of two variables, and if we have two real random variables, and if we plug them into the convex function, then the expectation of that function is greater than or equal to the value of that convex function at the expectations of the random variables. And we kind of explained this on an example. This is one variable case, but two variable case is similar. In general, this is true for n variables, not just two. Okay, so let me continue. We have so-called Markov inequality. So let XP a random variable, an LP random variable, where P is between 1 and infinity, excluding infinity. Then for all in R and epsilon positive, we have the measure of this difference larger than epsilon, larger than or equal to epsilon, is less than 1 over epsilon squared of the expectation of x minus a raised to the power p. Okay. So this is a bound on the probability of, this expression, expectation being away from, sorry, real random variable away from this fixed value. Okay. So in that sense, it is an important inequality, right? You have some random variable and you want to know how much this random variable is close to A, okay, and this gives an upper bound for that. In particular, if A equals mx, which is the expectation of x or the mean of x. So this m comes from the mean, and sigma square x is the expectation of x minus mx squared. So the expectation of x minus mean of x squared. Here's of course I have this. Okay. This is called the variance of the random variable. Then we get the Chebyshev inequality. Namely, the measure of x minus mx greater than epsilon is less than this gadget. So it is the same thing. We just gave a name to this. Well, the p equals 2 case. In p equals 2 case, this expression has a specific name. It's called the variance.
I guess in statistics, it's a very important concept. Let x be a non-negative real random variable and x in L1 then so we will do this case actually for simplicity. The other parts I guess are similar, but just to get an idea, we will just prove this part. Then the expectation of x, which is just by definition the integral of x over omega, can be written as the sum of two integrals, one over the space or the subset where x is greater than epsilon, and integral over the place where x is less than epsilon. And of course, this is larger than, since x is positive, both of them are non-negative. Therefore, it is larger than this piece, integral over this piece. And on this piece, x is already greater than epsilon, so I can write this. And this is nothing but, of course, epsilon times the measure of the region of integration. Pardon. Epsilon dışarı alıyorum. Bu integralde constant one function'ının integrali burada. O da bu kümenin measure'ı. Now replace x by x minus a squared and note that x minus a larger than epsilon if and only if x minus a to the power p is greater than epsilon to the power p. Now x minus a to the power p. Notları hazırladıktan sonra araya zaman girince şeyi unutuyorum. Yani burada birden başlamasının nedeni şey, sonradan genel durumu yapıyor aslında. Okey. Yani şimdi şu fonksiyon L1'de. Bu L1'de olduğu için onu uygulayabilirim diyor. Yani ben tekrar yapıyorum şeyi. Aslında gerek yok belki ama. Özür dilerim. Epsilon x minus a p dp plus x minus a less than epsilon x minus a p dp. Bu işte yine şundan büyük. X minus a x minus a p dp. Bunun yerine de işte şey yazabiliriz. Bu sefer tabii ki şunu yazabilirim. Epsilon to the power p dp x minus a larger than epsilon. Çünkü x minus a epsilon'dan büyükse bunun p'nci kuvveti de epsilon üzeri p'den büyüktür. Bu da ama ne demek? Epsilon üzeri p çarpı measure of x minus a larger than p. Dolayısıyla da so p x minus a larger than epsilon is less than 1 over epsilon to the power p e of x minus a p. Değil mi? Yani şeyi diğer tarafa atarsam bu nesne bundan büyük. Dolayısıyla da bu nesne işte 1 bölü epsilon üzeri p'yi diğer tarafa atarsam
1 bölü epsilon üzeri p çarpı bundan küçüktür. Böylelikle ispat biter. Efendim? Evet. Yok. Şöyle ama x'i L1'den seçip bir şey yaptık. Sonradan x'i LP'de alıyorsun. Yani x'i LP'de aldığın zaman x eksi a L1'da. Tamam mı? Peki. Burada bir proposition var. Bu da önemli. Bunu ispatsız vereceğim çünkü yani bütün section'ı yapmadığımız için hani bunu ispat edecek şeyleri de yapmamış durumdayız ama hani bilmeniz açısından önemli. Let x and y be independent real random variables on a probability space omega a p then the equality so the expectation of the product is just the product of the expectations. Okay. This holds in each of the following cases. İlki x and y are both non-negative. In this case, x and y can be actually extended real random variables. And the second, x is in LP, omega AP, and y is in LQ, omega AP, with 1 over p plus 1 over q equals 1 as usual. Okay. Since you take product, right? The s product should be in L1 and this is guaranteed by this. Efendim? Evet. Onlar yapıyor. İşte onları yani bir sürü şey yapıyor. Preliminary stuff yapıyor orada ama hani onları anlatmaya zamanım yok. O yüzden sadece bunu söylüyoruz. Bu tabii ki sonuçta şeye geliyor. Ana fikir şu. Yani iki variable birbirinden ayrıysa hani integrant x çarpı y yani bunlar farklı variable'larsa integrali parçalayabilirim. Yani integrant iki tane farklı variable'ın product'ıysa o zaman tabii ki şeyde hani region'da bir şekilde product şeklinde yazılabiliyorsa o zaman bu mümkündür. Onu söylüyor. Bu section'ı iki tane tanımla bitireceğim. Bunlar egzersizlerde kullanılan tanımlar. Şimdi point wise convergence'ı biliyoruz. Burada bir şey convergence var. Almost surely bir de probability convergence var. Bu ikisinin ne olduğunu söyleyeceğim. A sequence kitap sequence için bu notasyonu kullanıyor. Gerçi yani ben her türlü kullanıyorum ama L0'da bir sequence olsun. Is said to be is said to converge almost
surely. Pardon, surely. We write like this, abbreviate, or almost everywhere. If for almost all omega in omega, the sequence xn omega converges. Yani bu dizinin converge ettiği şeylere bakıyorum, elemanlara. Eğer bu küme hemen hemen bütün uzaysa, yani bunun dışında kalanlar measure'ı sıfır bir küme ise, o zaman diyoruz ki xn almost surely converge ediyor. Hani converge etmediği yerlerin measure'ı sıfır. In this case, we write xn almost surely converge x if x is the limiting real random variable. Pardon. Bu birinci tanım vereceğim. İkincisi de şu. Tabii. Reel sayılar dizisi bu. Yani converge etmediği omegalara bakıyorsun. Hangi omegalar için bu diziler, reel sayı dizileri converge etmiyor? O omegaların oluşturduğu alt kümenin measure'ı sıfır mı? Sıfırsa o zaman diyorsun ki, yani omega'nın içinde measure'ı sıfır bir küme var. Ben bunu atarsam geri kalan bütün noktalarda bu dizi, fonksiyon dizisi pointwise converge ediyor. Diğer tanım da şu. Converging probability. A sequence xn again in L0 is said to converge in probability to a real random variable x in L0 again if for all epsilon positive, this real number sequence xn minus x'in epsilon'dan büyük olduğu kümenin measure'ına bakıyorum. Eğer bu converge ederse, converges to zero. Yani her epsilon için elimde bir dizi var. Xn eksi x'in epsilon'dan büyük olduğu, yani dizinin n'inci terimi xn eksi x'in mutlak değerci epsilon'dan büyük olduğu kümenin measure'ı. Dolayısıyla her epsilon için elimde bir real number sequence var. Her epsilon için bu sequence'ın limiti sıfırsa o zaman diyoruz ki bu dizi x'e probabilistik olarak converge eder. In this case, we write xn converges to x in probability. Evet, şey bu. Şimdi farklı ama ikisi aynı şey değil. Yani
Evet, zaten hani biri diğerini şey yapıyor burada. Biraz düşünürseniz, şimdi yani bir tanesi daha kuvvetli diğerinden de, ikisi ama birbirine tam olarak eşit değil. O size verdiğim sorularda var o. Bir sonraki sayfaya geçmek istiyorum da. Evet, tamam. Şimdi sınavda sadece buraya kadar soracağım. Chapter 6'yı sormayacağım. Zaten işte ne kadar yapabileceğiz buradan emin değilim ama. Oral exam için. Bir de hani işte buradaki şeyleri de görmüş olun. Yani derdim sadece sınav değil de buradaki konseptlerin de bir kısmını görmüş olun. Sonrasında hani okurken biraz yardım olur. Moment and moment generating functions. Şimdi bir tanımla başlayacağız. Aslında bir tanımlar dizisi diyeyim. Bir sürü şey tanımlanıyor. İlki şu. Let k be a positive integer. Integer. And x be a real random variable in LK omega AP with probability distribution function fx then the kth moment of x or of f sub x about a in r is defined as the expectation of x minus a to the power k. Evet, buna kth moment deniyor. K bir tane integer burada. Peki, ikinci tanımımız şu. The kth moment about a equals zero. Yani bu ne demek? İe x'in k'ıncı kuvvetinin expectation'ı is called the kth moment of x or of f of x. It is also denoted as mk or mkx. K1 olunca m1'de yazmıyoruz. O direkt m, hani mean, ortalaması olarak geçiyor. Üçüncüsü i x yani kth momenti. Bu zaten nedir aslında? X'in fonksiyon olarak değil mi? K'ıncı normu, x'in mutlak değerinin, K'ıncı kuvvetinin integralinin K'ıncı karekökü bu şey
norm. Dolayısıyla bunun K'ncı kuvveti buna eşit. Değil mi? Yani bu LK normu. LK normunun K'ncı kuvveti. Bunun ismi is called bir dakika burada ben şu mutlak değer yok. Tamam özür dilerim. Şurada da bu şey sadece parantez. Evet yazdığım şeyi yanlış geçirmişim. Bu is called the absolute moment. Absolute kth moment of x. Yani absolute value'sunu alırsak da absolute moment diyoruz. Yukarıdakilerde absolute value yok. Bunlar da yok. Sadece şey. Tamam. Bu dördüncüyü zaten aslında söylemiştik. Onu bir daha söylemeyeyim. The ya da şöyle diyeyim. The first moment M1 is also denoted as M. Beşincisi the second moment second central moment about M. Yani şu. X eksi M'nin karesi. M de X'in expectation'ı. Is called the variance of X or of F sub X and denoted as sigma square or sigma squared x. Evet. M1. X'in integrali ama mutlak değer değil. Yani direkt X'in integrali. Yani bu bir yerde X'in ortalama değerinden farkını gösteren bir şey. Değil mi? Onun integralini alıyoruz. Burada şu var. Note that bu ifade şimdi expectation of x minus m kare ya. Bu da nedir? Şöyle yazayım. X eksi m'nin karesinin integrali. Değil mi? X fonksiyon, m bir sayı. Bunu biz açabiliriz. Bu x kare eksi 2m x plus m square. X karenin integrali zaten m2 ya da şöyle yazayım hadi bir adım daha x kare eksi 2m çarpı x'in integrali pardon eksi 2m çarpı x'in integrali artı m kare çarpı dp. Bu nedir? Bu zaten m2 dediğimiz şey. Bu nedir? Eksi 2m. Burası da m. Artı m kare çarpı 1. Değil mi? Dolayısıyla bu da ne oldu? M kare eksi. Bu m2 eksi m kare oldu. M2 x karenin integrali. Şurada yazdık ya. MK denen şey. MK.
M sub k yani karesinin integrali. Dolayısıyla bu m2 eksi m'in karesi oluyor. Okey. The positive square root of sigma square is called the standard deviation of x or of f sub x and is denoted by sigma or by sigma x. Burada tabii hani bu sigma algebra ile karıştırmamak lazım. Not to be confused with the sigma algebra generated by hani bir tane subset ailesi olsaydı X diye o ailenin generate ettiği sigma algebra gibi de düşünebilir. Hani onunla karıştırmayın. Peki. Son olarak şu tanımlanıyor. The factorial moment of order k is defined by şöyle e of x çarpı x eksi 1 up to k tane terim alıyoruz yani şu. Şimdi bir konsept tarif edeceğiz. Moment generating functions. Okay, let x be a real random variable. Then the function şöyle tarif ediliyor. G sub x at u. Bu expectation of e u x olarak tarif ediliyor. Yani işte real number'lar üzerinde e üzeri u x x olarak. U herhangi bir real number olmak üzere. Bu fonksiyonu is called the pardon the moment generating function of x or f sub x. Biraz Laplace transformu andırıyor ama değil tabii ki. Orada eksi olması lazım şu şeyin. Şimdi bu gx bize fonksiyon e üzeri u çarpı x hiçbir zaman negatif olmadığı için bize non-negatif function and may take the value
infinite. Yani integralin sonlu olması gerekmiyor. The domain of gx is defined as the is defined as this set, pardon, gx'in domaini öyle u'lar ki bu ifade finite olsun. Domaini bu. Yani bu ifade sonsuz değerler alabilir. Ama son olduğu yerlere gx'in domaini diyoruz. It is clear that zero in the domain. Çünkü sıfır koyarsak işte ev üzeri sıfır bir oluyor. Direkt bu x'in expectation oluyor. X'i de şey aldığımız için yani integrable herhalde olması lazım. Okay. Şöyle bir proposition var. Bunu if yazayım. For all AB in R, GAX plus B U equals E to the power B U GX A U. İkincisi, if the probability distributions induced by x and minus x are the same, then gx is an even function. Üçüncüsü de gx is a convex function. İspat kısa yapabiliriz hemen, onu yapayım. Şimdi gax plus bu nedir? Bu by definition e üzeri u çarpı ax plus b. Bunu şöyle yazabiliriz. Şimdi bu integration'da u çarpı b constant. Çünkü x'e göre integral alıyorsunuz. O yüzden onu dışarıya alabiliriz. Dolayısıyla bu u ax'in integration olacak. Yok ama hani burada da variable olsaydı hani o zaman integration dışına alamam. Ama orada şey o variable'lar independent'a falan geçerli. Buradaki çok daha basit bir şey. Evet. Evet. O orada ama şey hani o her zaman doğru değil. Yani koşul lazım. Yani o şeye benziyor. R kare üzerinde fxy gy'yi ayırabilirsin. İki tane integralin çarpımı diye. Ama normalde ayıramazsın tabii ki. Değil mi? Bu da nedir ama? Bu da şu değil mi? By definition gx a u.
Değil mi? İkincisi, if fx equals f minus then şöyle yapabiliriz. Şimdi gx minus u bu şöyle yazılabilir. Bu da şöyle yazılabilir. O da eksi x u demek. Dolayısıyla da gx eksi u g eksi x u'ya eşit değil mi? İşte şu ikisi birbirine eşit. Ama bu da tanım gereği şu e üzeri u x minus x bu da f(x)'e eşit. Yani çünkü f minus x o distribution f(x) ile aynı dedik. Ama bu da gxu demek. Dolayısıyla da gx fonksiyonu even oluyor. Sonuncusunu da hemen yazayım. Let a be in r plus such that a plus b 1 olsun. Bu g'nin konveks olmasıydı. Then since e to the power t is a convex function, bu kalkülüs function we have şöyle yazabilirsin. G'nin konveksliği şu. Bu ifadeye bakacağım. Bu tanımı gereği şundan aynı şey. A u 1 b u 2. Şimdi burada exponential'ın konveks olduğunu kullanıyorum. O da şu. Burası kalkülüs. Bu adım kalkülüs. Ondan sonra ama işte integral iki integrali ayırıp sabitler dışarı çıkabilir. Yani şu. O da a çarpı işte gx u1 artı b çarpı gx u2. Dolayısıyla ispat biter. Let's stop now.